Bizler aslanlar ya da çitalar gibi hızlı ve güçlü canlılar değiliz. O zamanlar da değildik. Fakat bu yırtıcılara göre başka bir avantajımız vardı. O da diğer canlıların kendi vücutlarına oranla kıyasladığımızda büyük bir beyne sahip olmamız. 2,5 milyon yıl önce yaşayan erken insanların beyni ortalama 600 cm küp civarındaydı. Şu anda yaşayan biz Homo sapienslerin beyni ise yaklaşık 1200-1400 cm küp. Nesli tükenen Homo neandertallerin beyni ise bizden daha büyüktü. Buradan evrimin daha büyük beyni olanlara doğru evrimleştiğini düşünebiliriz. Fakat gerçekte büyük beyin beraberinde büyük bir kafa, korunma ve enerji tüketimini de beraberinde getirir. Beynimiz vücudumuzun en bencil ve aç organlarıdır. Ciğerlerimizdeki havanın neredeyse üçte birini her zaman kendisi için yedek olarak saklar. Ve sadece dinlenirken bile vücudumuzun %25 enerjisini kullanır. Bu yüzden büyük bir beyni ve vücudu doyurmak için bile devamlı kaloriye ihtiyaç duyarız. Bunu doyurmak için ise sadece bitki yeterli değildi. Bu yüzden et de Homo cinsinin diyetinin en önemli parçalarını oluşturuyordu. Neyse ki Afrika et konusunda o dönemde de oldukça zengindi. İşte bu noktada büyüyen beynimiz bize diğer maymun türlerinden daha stratejik hareket etme, plan yapma, tuzak kurarak avlanma, sosyalleşme, teknolojik aletler üreterek onları kullanma ve ateşi kontrol gibi örgütlü hareket etmemizi sağlayacak avantajlar kazandırdı. Fakat beynin büyümesinin verdiği avantajların yanında bazı dezavantajlar da beraberinde geldi. Atalarımızın beyni büyüdükçe bebeklerin büyük kafaları doğum esnasında problemlere yol açtı ve bu da ölüm oranlarını arttırdı. Aşama aşama büyüyen beyin yapısı milyonlarca yıldır annelerimizin anatomisini ve vücudunu değişime zorladı. Bu evrim kadınların leğen kemiği ve doğum kanalının genişlemesine neden oldu. İlkel atalarımız milyonlarca yıl boyunca küçük beyinleriyle 4 ayak üstünde yürüdüler. 2 ayak üstüne dik bir pozisyona geçmek tam enerji tasarrufu sağlayıp bizi avantaja geçirmişti ki sosyal etkileşimimizin artmasıyla beynimizin büyümesine yol açtı. Bu da insan türü için yeni ve zor başka bir sürece yol açtı. 2 ayak üstüne kalkmanın sonuçlarını halen doğum problemlerinde ve çeşitli bel ağrılarımızda fazlasıyla görüyoruz. Her şeye rağmen bu bizi başarıya ulaştıran çok önemli bir evrim aşamasıydı. Homo erectus, Homo habilis'ten yaklaşık 1 milyon yıl sonra Asya'nın daha doğu bölgelerinde 2 milyon yıla yakın bir süre hayatta kalarak şu ana kadar ki en dirençli insan türü olmayı başardı. Yakın tarihimizde ve şu anki zaman diliminde yaşanan sorunları ve savaşları düşündüğümüzde biz Homo sapienslerin bu rekoru kırabilmesi pek mümkün görünmüyor gibi. Homo erectusların başarısı sadece taşları birbirine sürterek yeni bir kesici alet oluşturmak değildi. Bu kültür ilk insanların bilgiyi ve sahip olunan nesneleri paylaşma, bir sonraki nesle veya aile bireylerine aktarma geleneğini ortaya çıkararak davranış şekillerimizde önemli değişikliklere yol açtı. Öğrenilen bir bilginin, kaynağın ve kültürün bir sonraki nesillere başarılı bir şekilde aktarılmasının öneminin ve kıymetini günümüz dünyası ve yaşadığımız ülke sorunlarından kolayca görebiliriz. Bir sonraki kuşaklar yokmuşçasına kaynakları sömüren ve bilgiyi paylaşmayan toplumlar sefalet içinde yaşarken kaynak ve bilgiyi bir sonraki kuşaklara aktarabilen toplumlar refah içinde yaşamları sürdürmeye devam ediyor. Homo erectus'un dünyanın geniş bir coğrafyasında uzun bir süre boyunca soyunu devam ettirebilme başarısının altında bu soyut devrim yatıyor. Yaklaşık 3 milyon yıl önce başlayan döngüsel buzlanma giderek arttı ve bir süre sonra kuzey ve güney kutuplarda kalıcı hale geldi. 2,5 milyon yıl öncesinde ise buzlanma öyle şiddetliydi ki deniz seviyesi dünyanın birçok yerinde metrelerce düştü. Böylece atalarımızın ilk kıtalar arası yolculukları da başlamış oldu. Fakat daha sonra buzulların erimesi ve deniz seviyesinin tekrar yükselmesi birbirlerinden neredeyse tamamen izole kalmalarına ve farklı şekilde evrimleşmelerine yol açtı. Değişen iklim ile birlikte beslenme şekilleri, diyetleri ve yaşam tarzları da yeni adaptasyonlar kazanarak hayatta kalmalarını sağladı. İnsanın Afrika sınırları dışına yayılan ilk atasının bir Güneydoğu Asya adası olan Java'da bulunan fosilleri tanıklık ettiği için genellikle Java insanı olarak bilinen 1 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen iskelettir. Fakat artık Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre 1.3 milyon yıl öncesine ait olduğu ileri sürülen başka fosiller de mevcut. Aslında Java insanı 1891'de Endonezya'nın Java adasında bulunan Homo erectus fosillerine verilen bir isimdir. Ngone Dubyse'nin liderliğinde kazı grubu Java adasında diş, kafatası parçası ve uyluk kemiğinden oluşan çeşitli fosiller buldu. Dubyse heyecanla bu fosillerin modern insan ve insansı maymunlar arasında bir tür olduğunu düşündü ve Java insanını konu alan neredeyse 80 tane kitap yazdı. Tabii ki beraberinde tartışmalar da alevlendi. Bazı bilim insanları bulunan bu fosillerin insansı maymunlara ait olduğunu düşünürken bazıları ise bunların direkt maymun kemikleri olduğunu iddia etti. 1930 yılında bu fosillerin dev bir gibona ait olduğu da öne sürüldü. Fosilin bulunuşunun üstünden geçen 60 yıl sonra 1950 yılında Ernest Marie tarafından Homo ailesine ait olduğu kanıtlandı ve 1970 yılında Homo erectus erectus olarak tanımlandı. 1936 yılından bu yana Java adasında Homo erectuslara ait olduğu bilinen ve çok daha yaşlı neredeyse 100'den fazla farklı fosil bulundu.